Maç aslında beklediğimiz gibi başladı gollerin dışında. Çünkü maçtan önce Fenerbahçe takımının kendisi aslında ilk başta taraftar coşkusuyla ilk 15 dakikayı çok baskılı başlayacağını tahmin ediyorduk. Oyuncularla hafta içi yaptığımız konuşmalarda, maç öncesi yaptığımız konuşmalarda böyle bir baskıyla karşılaşacağımızı anlatmıştık ama maalesef iki tane maçın 15. dakikasında iki tane istemediğimiz golle karşılaştık. Tabii sonrası gene maç öncesi takıma verdiğin direktiflerde burada isteyeceğimiz en son şey eksik kalmaktı. Ama maalesef maçın başında 20. dakikada eksik kaldık. Tabii o dakikadan sonra maç çok farklı bir hikayeye döndü. Böyle bir deplasmanda 20. dakikada kart görüp maçın 80 dakikasını 10 kişi oynamak, eksik oynamak her takım gibi bizim için de çok zor bir psikolojiydi. Hem fiziksel hem zihinsel. Tabii sonucun takibinde golü de bulduk. Duran toptan golü de bulduk. Devre arası yaptığımız konuşmalarda oyuncularımıza kompak kalmamız gerektiğini, acele etmememiz gerektiğini söyledim. Topun arkasında kalmamız gerektiğini, kazanacağımız toplarla, defans arkası koşularla ikinci bir sürpriz golü bulabileceğimizi anlattık. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin biraz daha risk alacağını, biraz panik yapacağını düşünmüştük. Aslında bütün planlarımız işledi ta ki golü bulana kadar. Golü bulamayana kadar. İstediğimiz golü yakalayamadık. Tabii kırmızı karttan sonra maç farklı bir hikayeye döndü diyorum. Maçın detayları bunlar. Ama şunları da söylemek istiyorum. Bizden daha çok faul yapan bir takımın hiç sarı kartla maçı bitirmesini açıkçası ben yadırgadım. Bir iki tane net, belki bir tanesi kırmızıya dönebilen bir pozisyonda kart dahi gösterilmemesi bizi biraz açıkçası üzdü. Ve son pozisyonda hakemle soyunma odasına giderken kibar bir şekilde sordum, hocam takdiriniz hangi yöndeydi? Kural değişikliğinden bahsetti. Ama şunu da sormak istiyorum sizin nezdinizde. Böyle bir pozisyonun Fenerbahçe lehine olsaydı son dakikada burada bu kadar taraftarın önünde hangi karar vereceğini açıkçası ben çok merak ediyorum. Bunun cevabını da kamuoyuna bırakıyorum. Soru var mıydı? Buyurun. Mikrofonu bekliyorum. Teşekkürler. Süleyman Arat, Hürriyet. Öncelikle başarılı bir sezon diliyorum Antep'e. Bugünkü maçın en önemli dakikalarından biri Maxim'in atılmasıydı. Yani çok ilginç, özellikle sosyal medyada da çok yankı getirdi. Yani ısrarla sanki kendini attırmak ister gibi hareketler yaptığı şeklinde yorumlar geldi. Hatta böyle komik mesajlar da atanlar oldu. Uçağa yetişecekti herhalde, o yüzden kendini attırdı diye. Siz konuştunuz mu oyuncunuzla, neden böyle hareketler yaptı? Biz neden o alkışları yaptığını anlayamadık açıkça. Belki sizden bir izah gelir diye Evet. düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani bu kulüpte Maxim'i en iyi tanıyan insanların başında geldiğimi söyleyebilirim. Çünkü uzun zamandır bizde Maxim'in bizim kulübümüze, takımımıza inanılmaz katkıları oldu. Tabii açıkçası böyle bir şeyin olmasını kendisi de istemezdi. Ben bu kırmızı kartın aşırı motivasyondan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Kendisi de gayet üzgün. Maçtan sonra hem takımdan hem benden ve bütün yönetimimizden özür diledi. Tabii böyle bir şeyin yaşanmasını hem biz de istemezdi, kendisi de istemezdi ama kariyerindeki ilk kırmızı kartı, ben bu kartı tahsil etmesem de aşırı motivasyona bağlıyorum. Başka soru var mı? Hocam, sizin bahsettiğiniz kural şu, Hugh Douglas bunu bahsetmişti. Savunma oyuncusunu uzaklaştırmak ya da pas vermek istediği top takım arkadaşının eline gelirse ihlal sayılmıyor. Yani bunu son bilgilendirme toplantısında, gazetecilerle yaptığı bilgilendirme toplantısında buna benzer, tıpkı Tadic'in eline çarpan pozisyona benzer bir pozisyon üzerinden bunu değerlendirmişti. Pozisyonda da bir de topun tamamı çizgiyi geçmiş gibi gözüktü. Tamamının çizgiden geçtiğini söylemedi bana hocam. Çünkü VAR'dan öyle bir talimat gelirdi muhakkak. Eğer top çizgiyi geçmiş olsaydı zaten pozisyon hiç değerlendirilmezdi. Direkt orada out verilip maç bitirilebilirdi. Ama beni çok tatmin eden bir cevap değil bu. Gene söylüyorum, tekrarlıyorum. Aynı pozisyon Fenerbahçe'nin lehine olsaydı hangi kararı verdi çok merak ediyorum açıkçası. Soru var mıydı? Tamamlamak istiyorum. Maçın içindeki bütün takdir haklarını, özellikle sarı kartlar konusunda, ki sarı kartlardan bir tanesi de bana çıktı.
Yani gene diyorum, bizden daha çok faul yapan ve daha agresif fauller yapan bir takımın sarı kart görmeden maçı bitirmesi açıkçası düşündürücü bir olay. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.